Merhaba dostlar. Bugün hepimizin hayatında belki de fark etmediği ama aslında olmazsa olmaz bir oyuncu olan yazılımı konuşacağız. Evet, o küçük kod parçaları, o muazzam algoritmalar günlük yaşantımızı şekillendiriyor. Gelin bu dijital yolculuğa birlikte çıkalım. Her günümüzün bir parçası olan cep telefonlarımızdan başlıyor. Muhtemelen bu sabah telefonunuzun alarmıyla uyandınız ve ardından bildirimlere bir göz attınız, değil mi? Yani güne yazılım uygulamasıyla başladınız. Telefonunuzdaki uygulamalar bize günün hava durumunu hatırlatıyor, takvimimizi organize ediyor ve hatta günün en güzel anlarını fotoğraflamamıza yardımcı oluyor. Hepsi bir arada yazılım sayesinde. Evet, fakat elbette yazılım sadece mobil uygulamalardan ibaret değil. Gelin isterseniz bir de iş dünyasına göz atalım. Şirketler yazılım sayesinde iş süreçlerini hızlandırıyor, verimliliği arttırıyor ve tabii ki daha fazla kazanıyor. Otomasyon, analitik araçlar bu kapsamlı dijital dünyanın temel taşlarından biri haline geldi. İster bir startup'ın kurucusu olun, ister büyük bir şirketin çalışanı, yazılım sizin en büyük müttefikiniz. Gelelim eğlence dünyasına. Film izlemeyi, müzik dinlemeyi kim sevmez? İşte bu keyifli anlarda yazılımın bir eseri. Film ve müzik platformları algoritmalar kullanarak bizlere en sevdiğimiz içerikleri sunuyor. Bu sayede her birimiz kendi özel eğlence dünyamızı oluşturuyoruz. Yazılım sağlık sektöründe de etkisini gösteriyor. Hasta dosyalarını düzenlemeden tedavi planlarını oluşturmaya, hatta yapay zeka destekli teşhis koymaya kadar pek çok alanda kullanılıyor. Bu da demek oluyor ki yazılım sadece dijital dünyada değil, gerçek dünyamızda da varlık gösteriyor. Sonuç olarak yazılım günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Artık dünya dijitalleşiyor ve bu dijitalleşmenin arkasında da yazılım var. Bu büyük oyuncunun gücünü anlamak hayatımızı daha verimli ve renkli kılmamıza yardımcı olabilir. Unutmayın, yazılımın gücüyle sınırlarımızı zorlayabilir ve geleceği birlikte şekillendirebiliriz. Peki siz hangi yazılım ürünlerini nasıl kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. O zaman sevgili dostlar, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. İyi çalışmalar.